Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam başından itibaren takip ederek geldiğimiz Kastamonu layıkasından 99 nolu mektubu inşallah birlikte paylaşacağız önce. Bezzaman Hazretleri parantez içinde bu mektup gayet ehemmiyetlidir diye bir kayıt koymuş. Bakalım ehemmiyeti nereden kaynaklanıyor? Okuyarak birlikte anlamaya çalışalım. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva önemli. İnne ekremekum indallahi etkakum ayet-i kerimesiyle Cenab-ı Hak Allah katında en kerim olanınız, en çok razı olduğum kullarım Allah'tan en çok korkanınızdır anlamına geliyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Peki takva ne demek? Takva. Mesela bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Hatırıma gelmişken söyleyeyim. Ne Arap'ın aceme, ne acemin Arap'a üstünlüğü yoktur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Acem demek Arapların dışındaki milletler, yabancı yani. Ne Arap'ın aceme, Arap olmayana, ne de Arap olmayanların Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir, ferman ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ayetin bir nevi tefsiri sadedinde söylüyor. Peki takva ne demek? Üstad şöyle diyor, takva menhiyattan yani Allah'ın nehyettiği, yasak kıldığı, haram kıldığı her şeyden ve günahlardan içtinab etmek, kaçınmak. Ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Farkı buymuş. Şimdi daha önce okumuş olduğumuz bir mektupta Üstad Bel Asr ayetini tefsir ederken yemin olsun asra muhakkak insan hüsrandadır, ziyandadır diyor Cenab-ı Hak. İllellezine amenü ve amelü salihat. Yani iman eden ve salih amel işleyenler hariç. Onlar müstesna. Ameli salih de üstadın ifadesiyle emir dairesinde hareket. Allah ne emretmişse onları yapmak ve hayrat kazanmaktır. Hayır hasenat sahibi olmaktır. Evet, takva Allah'ın yasaklarından ve günahlardan kaçınmak. Ameli salih de Allah'ın emirlerini yaparak, yerine getirerek hayır hasenat kazanmaktır. Şimdi devam ediyoruz. Üstadımız bu hakikatin açıklamasını yapıyor. Her zaman def işer kötülüğü, fenalıkları def etmek, celbi nef'a, faydaları elde etmeye raci üstün olmakla beraber. Bu da ayrı bir kaide. Şimdi mesela diyelim ki biz hatim okurken 20-30 kişi dışarıdan bir haber gelse ev yanıyor diye, ya yanarsa yansın. Biz hatim okuyup okumaya devam edelim. Sevaptan mahrum kalmayalım demeyiz. Evvela yangını söndürelim, sonra hatim okumaya devam edelim. Evvela fenalığı def etmek lazım. Sonra hayır kazanırsın gibi misal bu yani. İşte bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında ahir zaman fitnelerinin kol gezdiği, bin cihetten günahların insanların etrafını sardığı bir zamanda bu takva olan def-i mefasit yani bozguncuları, müşrikleri def etmek ve terk-i kebair özellikle büyük günahları terk etmek
üssül esas olup temel bir mesele olup büyük bir rüçhaniyet üstünlüğü kesbetmiş, üstünlüğü kazanmış. Her şeyden evvel ahir zamanda günahlardan uzak durmayı tercih etmek lazım. Onunla beraber amel-i salih de yapılır zaten. Allah'ın emirlerine de boyun eğmek gerekiyor. Ama hem amel-i salih yap, bir taraftan da haramları işle. O olmaz. O başka, bu başka denmez. Takva sahipleri günahların her türlüsünden, özellikle büyük günahlardan kaçınırlar ve emir dairesinde de hareket ederek salih amel kazanırlar. Bu zamanda tahribat, manevi yıkım ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva, günahlardan kaçınmak, bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin ahir zaman şartlarındaki müminler için, Müslümanlar için bir fetvasıdır. Farzları yapan, özellikle yedi büyük günahı terk eden kurtulur. Yani cehenneme düşmekten kurtulur. Bu bir fetvadır. Ama bundan kalmak doğru olmaz tabi haliyle. Elbette sünnetleri de yerine getirmek ve dinin diğer emir ve yasaklarını dikkate almak lazım. Böyle kebair-i azime içinde, yani böyle büyük günahların serbest işlendiği bir zamanda, amel-i salihin, hayırlı amellerin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih, bu ağır şerait, bu ağır şartlar içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu fetvayı niçin veriyor biliyor musunuz? Yani Kanuni Sultan Süleyman Fatih döneminin Müslümanları değiliz ki biz. Bizzat devletin dinin sahipliğini yaptığı bir zamanda dinin bütün teferruatına kadar o zamanki Müslümanlar yaşaması lazım. Ama ahir zaman şartlarında şartlar çok ağır olduğu için farzları yapan, büyük günahlardan kaçınan kurtulur. Az bir amel-i salih bile çok hükmündedir diye şartların ağırlığından bu böyle olduğunu üstad ifade ediyor. Mesela hatırıma gelmişken yine Bediüzzaman'dan bir misal verelim. Askerlikte nöbet tutmanın sevabı çok büyük. Bu tamam. Ama bir nöbet var ki bu diğer nöbetlere benzemiyor. Şöyle. Savaş esnasında çok korkulu ve tehlikeli bir mevkide düşman karşısında soğuktan donma tehlikesinin olduğu bir zamanda tutulan bir saatlik nöbet bir sene nafile ibadetten daha sevaplı oluyor, daha hayırlı oluyor. Neden bu öyle? Şartlar çok ağır olduğu için. İşte ahir zamanın şartları çok ağır olduğundan az bir amel-i salih çok hükmünde olduğu gibi o günahların da her taraftan insanları sardığı bir zamanda günahlardan kaçınmak da çok büyük anlam ifade ediyor. Ondan dolayıdır ki farzları yapan, özellikle büyük günahları işlemeyen kurtulmuş oluyor. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Sübhanallah. Bu da ayrı bir izah. Günahlardan kaçınırken aynı anda insan salih amel de işlemiş oluyormuş. Çok ilginç. Nasıl peki? Çünkü bir haramın, Allah'ın yasak ettiği bir şeyin terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tahaccümünde, binler günahın hücum ettiği bir zamanda bir tek içtinap, günahtan kaçınmak, az bir amelle, yüzer günah terkiyle, yüzer vacip işlenmiş olur. Bu ehemmiyetli nokta niyetle,
takva namıyla ve günahtan kaçırmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali saliha, iyi amel, salih amellerdir. Şimdi mesela yani bir sünnetin sevabı farz-ı muhal 10 gümüş ise, bir haramın terki ise 10 tane altın değerinde. Şimdi 10 tane altın 10 tane gümüş. Kıyasladığınız zaman altın gümüşten kıyaslanmaz bile, değil mi? Yani insan haramın terki esnasında çok sünnetlere mukabil sevap da işlemiş oluyor. Mesela belediye otobüsüne bindiniz. Otobüs insan kaynıyor. Hele yaz mevsiminde açık saçık kadınlar da var. Bir kısmı dekolte kıyafetiyle sağ solu açık vaziyette otobüste giderken sen gözünü haramdan çekmek ve takva niyetiyle bunu yapmak kaydıyla gideceğin yere kadar gözünü haramdan sakındırmak suretiyle bir sürü günahlardan kurtulup aynı zamanda da sevap kazanıyorsun. Bu bir misal, yani dikkat etmek lazım. İnsanın en çok hakim olabileceği azası gözüdür. Fakat en çok kontrolden uzak olan organ da gözdür. Yani gözünü bir tarafa çevirmek kolaydır ama nefse dinletip çevirmek de çok zordur. Bir kısımda güzele bakmak sevaptır diyor, tövbe estağfurullah. Haramlara öyle bakıp duruyor. Ne gereği var ya? Çevir gözünü, bakmayı ver. Ve bu gayretle sen hem otobüste hedefine doğru gidiyorsun hem de günahtan gözünü kaçındırmakla sevap kazanıyorsun. Çok sünnetlere mukabil sevap elde ediyorsun. Ama bu niyetle olacak, takva namıyla olacak, günahtan kaçınmak kastıyla yapılırsa insana hem haramdan kurtarıyorsun hem çok sünnetlere mukabil sevap kazanıyorsun. Rıza'nın şakirtleri, özellikle bütün ehli iman içerisinde Rıza'nın talebeleri, bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Bir daha okuyalım. Nur talebelerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata, manevi tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayat içtimaiyede, şu andaki sosyal hayatta yüzer günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtinap kaçınmak niyetiyle yüzer ameli salih işlenmiş hükmündedir. Şimdi aslında cemaat olarak aynı maksat etrafında iman, Kur'an hizmeti davasında kenetlenen tesanüt, ihlas, sadakat ve tesanütle bir şahs-ı manevi meydana getiren nur talebelerinin namazlarının sonunda yapmış olduğu tesbihatlarında birbirlerine yaptıkları hayır duaları var ya, ahir zaman fitnelerinden korunmak, kadınların fitnesinden, şerrinden korunmak için birbirlerine yapmış olduğu dualar gerçekten her bir nur talebesinin etrafına elektromanyetik bir koruyucu kalkan gibi oluyor. O zaman nur talebeleri, bir cemaate mensup olmanın, bir davayı temsil mevkiinde bulunmanın icabı olarak o duaların neticesi ile o günahlara karşı kendisini azami nispette korumaya çalışıyor. O dualar koruyucu bir kalkan, bir zırh gibi oluyor. O takva denilen hakikat insanın etrafını çevreliyor ve o büyük günahlardan, küçük günahlardan insanı koruyor. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı, bir günde yıktığı bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz.
Bir adamın tahribatına, yani yıkmak kolay, yapmak zor. Bir adamın yaptığı tahribata karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken, şimdi binler tahribatçıya mukabil, bir değil, binler tahribatçıya mukabil, Rıssanur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti, direnmesi ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti, manevi fetihler görülecekti. Yani Türkiye'de diyelim ki 30 tane ulusal yayın yapan televizyon kanalı varsa, tahribat için kullanılan televizyonlar 15. Tamir için kullanılan televizyonlar da 15 olsaydı, yarı yarıya, %50-50, gerçekten Rıssanlı'da yapılacak oradaki hizmetler mucizevari bir muvaffakiyeti mahsul verecekti. Ama görüyorsunuz, mesela diyelim ki kendimiz örnek verelim. Diyelim ki şu anda biz Rıssanlı dersi yaptığımız şu internet programında hayırlı iman, Kur'an hizmetleri yapıyoruz. Ama bunu kötüye kullanan, şerde kullanan, fitnede kullanan binlerce, on binlerce internet kanalları var. Tahribat için kullanılıyor. Ne kadar melanet, berbat şeyler varsa onları burada kullanıyorlar. Reyting uğruna. Yani eğer 1.000 tane internet kanalından 500'ü yıkım, tahrip için, 500'ü de Rıssanus böyle bir tamir için olsaydı, muazzam bir muvaffakiyet ve başarı görülecekti. Buna rağmen, bu kadar tahribatçıya rağmen, çok az miktarda olan televizyon, radyo ve internet kanalıyla yapılan iman ve Kur'an hizmeti yine de büyük muvaffakiyetlere vesile olduğunda söylemekte fayda var. Ez cümle hayat-ı içtimaiyeyi, sosyal hayatı idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet, hürmet ve merhamet duyguları gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Ya adam kendisinin dünyaya gelmesine vesile olan babasına moruk diyor. Anasına koca karı diyor. Para vermedikleri zaman anasını babasını dövüyor. Ya öyle berbat evlatlar var ki gerçekten acınacak şiddetli manzaralar görülüyor ahir zamanda. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Ya yaşanmış bir olay olarak kısaca anlatayım. Çok haylaz, laf söz dinlemez, sarhoş bir delikanlı anasına babasına türlü eziyetler yapıyormuş. Gel zaman git zaman bizim kardeşlerden birisiyle tanışmış, temas kurmuş, derken sohbetlere katılmış, derken risalelerden küçük sözleri, Meyve Risalesi gibi eserleri okuma imkanı olmuş. Aradan geçen zaman sonra gidiyor, babacığım, anneciğim diye başlıyor konuşmaya. Allah, oğlum sana ne oldu diyor. Seni cin mi çarptı? Peri mi çarptı? Ne oldu? Sen berbat bir adamdın. Bu güzel konuşmalar, bu hürmet, bu şefkat, merhamet duygusu nasıl oluştu sende böyle? Anlıyor ki anne babası, Nur talebeleri elinden tutmuş, o çirkeften çocuklarını kurtarmış. Ya işte üstad da onu söylüyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Anne, baba, lütfen beni affedin. Ben cahildim. Çok büyük yanlışlar yaptım. Size karşı hürmette kusur ettim. Ne olur beni affedin. Ben sizden özür diliyorum.
Ya nur talebesi olmuş çocuk. Geçmişe tövbe ediyor. Anne babasından helallik diliyor. Nereye girse Risale-i Nur insanları böyle mum gibi eritiyor. İmanı tahkiki sayesinde insan oluyor insan. Hayırlı evlat oluyor. Zaten Üstad 23. sözü diyor ya, iman insanı insan eder, belki de insanı sultan eder. Yaşanılan olaylar o kadar çok misalleri var ki bunun haddi hesabı yok. Nereye İslam girse gerçekten manevi tahribatı tamir ettiği görülüyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Zülkarneyn Aleyhisselam bir peygamberin irşadıyla kurulmuş o seddin tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan Sedd-i Kur'an'ın, Kur'an Seddi'nin tezezzülüyle, sarsılmasıyla da Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli, karanlıklı bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Üstad Hazretleri bunu 40'lı yıllarda yazmış. Yani özellikle zaten 18. asırdan itibaren başlayan ve Fransa'da başlayan ondan sonra sosyalizm akımları daha sonra komünizme inkılap etti. Ondan sonra da anarşizmin mahsul verdiği, anarşist olduğu insanlar. Ve 68 kuşağı diye bilinen bir kuşak var ki Paris'te başlayan öğrenci hareketleri yakma, yıkma, dağıtma meselesi Türkiye'ye kadar sıçradı. Sirayet teorisiyle yani etkilemediği alan ülke kalmadı. Türkiye doğası 68 kuşağı o kadar büyük tahribatlar, yıkımlar yaptılar ki nihayet 1971 12 Mart muhtırasıyla bütün bu yanlışlar, kabahatler o zamanki hükümete yıkılmak suretiyle yanlış bir şey yapıldı ve muhtıra verdiler. Hükümete muhtıra verdiler ve hükümet bırakmak zorunda bırakıldı. Beyin kabinesi diye o zaman bir kabine kurdular. Hepsi kıpkızıl komünistlerden meydana gelen Nihat Erim kabinesi diye bilinen. Onların zamanında zaten mahvetmedik bir şey bırakmadılar ki. Komünistler Engelek yılanı gibi her tarafa sirayet ettiler. Büyük tahribatlar yaptılar. Bunlar toplanıp 1971 muhtırasından sonra hapse atıldı. Tam 5.000 anarşist. 74 affıyla salıverdiler bunları. O 5.000 tane anarşist, hapishane kaçkını adamlar 12 Eylül ihtilalinin gerçekleşmesini sebep oldular. Sağ sol çatışmalarını da ana merkezinde o hapishaneden salıverilen yılan tinetli insanlardı, gençlerdi. Her neyse bu da tarihi bir vakaydı. Bir daha okuyalım cümleyi. Yani Kur'an Seddi'nin yıkılması ile Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Üstad Hazretleri 1951'de yazmış olduğu bir mektubunda diyor ki şimdi ekilen küfür tohumları, inkarcılık tohumları eğer zamanında ıslah edilmezse 20 sene sonraki neticeleri çok dehşetli olacak diyor. Hakikaten o 71'deki anarşi olaylarında Eminönü Araba Vapuru'nu batırdılar, kültür saraylarını yaktılar, bütün o Taksim'deki dükkanları, mağazaları yakırdılar, dağıttılar, yağmaladılar. Türkiye'nin her tarafına sirayet eden anarşi olayları aldı başını gitti. Ya Üstad Hazretleri bunu ta o zamandan söylemiş ve diyor ki mektubunda Risale-i Nur'un şakirtleri, nur talebeleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri bakın biz şu anda bile dinsizlik, imansızlık, ahlaksızlık cereyanlarına karşı manevi bir cihatla meşgulüz. Yıkılanı
yapmakla, tahrip olanı tamir etmekle meşgulüz. Şu anda yaptığımız da o. Nur talebeleri bir asrı yakın zamandan beri bu manevi cihadı, manevi mücadeleyi yapıyorlar. Bu mücadele, bu manevi hizmetler inşallah zamanı sahabedeki gibi az amel ile pek büyük sevap ve amali salihaya, hayırlı amellere medar vesile olur. Yani şu anda meşgul olduğumuz vazifenin büyüklüğünü ahirete gittiğimiz zaman görüp anlayacağız ama mühim olan dünyadayken anlayıp dört elle bu iman ve Kur'an hizmetine sarılarak hizmet etmektir esas maharet. Orada anlayacağız. Çok büyük bir iş yapmışız, tamam. Sevaplarını da orada göreceğiz. Ama bu dünyadan farkında olarak hizmetimizi ömür boyu ihlas daire sürdürürsek onun mükafatı kat be kat büyük olacaktır. Son olarak da mektubu şöyle üstad tamamlıyor. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisatı olaylara karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-ı amali uhreviye, ahirete müteallik amellerde, hizmetlerde manevi şirketleşme düsturuyla birbirimize kalemlerle her birinin amali saliha, yani hayırlı amel defterine hasenat yazdıkları gibi lisanlarıyla, yani dilleriyle, dualarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme, çok fırtınalı hücumlara hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuhur-u selasede, şaylarda ve eyyam-ı meşrede, meşhur gün ve gecelerde yardıma koşmak, sizin gibi kahraman ve vefadar, vefalı ve şefkatkarların şe'ni gereğidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi, manevi yardımı sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak-ı amal-i uhreviye, ahirete ait amellerde manevi şirket düsturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri unvanıyla hissedar ediyorum diye mektubun üstad tamamlamış. Yani benim dualarımı dahil olmak isteyenler beni dualarını namazlarında, tesbihatlarda dahil etsinler. İsmen bana dua etsinler, bu manevi yardıma şiddetle ihtiyacım var ve sizden bunu bekliyorum, özellikle istiyorum, rica ediyorum diye Bediüzzaman Hazretleri. İşte biz de buna binaen her namazdan sonraki tesbihatımızda Bediüzzaman'ı anne babasını da ebeveyn olarak zikrederek, umum nur talebelerini katarak, sonra sair ehli imanı dahil ederek o dualarımızı yapmaya devam ediyoruz. Namaz tesbihatçı denilen o kitapçıktan, bunları ezberden bilmeyenler kitapçıktan okuyarak üstadın bu ricasını yerine getirmeye çalışıyoruz diyelim. Bu akşamki dersimizi de böylece noktalamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.